Değerli arkadaşlar, elimde görmüş olduğumuz bir zaman saati. Anahtarlama yapan bir eleman bu. Zamana bağlı olarak anahtarlama yapıyor. Yani siz gün içinde zamanlama yapıp bunu istediğiniz şekilde devreyi açıp kapatabilirsiniz. Zamana bağlı olarak açıp kapatabilirsiniz. Burada verileri okuduğumuzda anahtarlama yaparım ben diyor. 16 amper 250 voltluk bir anahtarlama yükü sürebilirim diyor. Sınırlarım bunlar diyor. Ama biz bunları genelde direkt yük anlamında sürmeyiz. Bir kontaktör ya da röle vasıtasıyla yükü süreriz. Kontaktörü devreye alırız ya da röleyi. O röle üzerinden yükleri sürmeyi daha çok tercih ederiz. Çünkü bunun aşırı akım ya da aşırı kontaklamadan dolayı kısa devre olmasını istemeyiz. Genellikle bu şekilde çalıştırırız. Bağlantısı çok basit arkadaşlar. Şu üst tarafına baktığınız zaman LN'ler var. LN demek L faz, N'den ötürü demek. Fazdan bir köprü alıyorsunuz. Bir numaraya getiriyorsunuz. İki numaradan da çıkıp beslemeniz gereken yükün fazını veriyorsunuz. Nötrden alıp verebilirsiniz. Ancak bunun yerine kontaktör ya da röleden vermek daha mantıklı. Onu da şuradan şöyle göstereyim. 4 numaradan çıktığınız ucu A1'e bağladığınızda, A2'ye de nötrü bağladığınızda değerli arkadaşlar, fazlarını D1, L2, L3 fazlarını eğer bir 3 fazlı bir besleyecekseniz buradan çıkışında buradan verip T1, T2, T3'ten verip yani 2T1, T2, T3 şeklinde 2, 4, 6 şeklinde göstermiş. Buradan verip motor da sürebilirsiniz. Lamba grubu da devreye alabilirsiniz. Shunt reaktörü de devreye alabilirsiniz. Yani kısacası devreye almak istediğiniz ne varsa bunu değerli arkadaşlar yapabilirsiniz. Burada otomatik ve bir konumu var. Sürekli devrede konumu var. Burada arkadaşlar her saat dilimini buradan ayarlayabilirsiniz. İleri geri getirmek suretiyle gerçek zamana getirebilirsiniz şuradan. Bir saat içinde 4 tane dilim var arkadaşlar. Bu da size 15 dakika hassasiyetle çalıştırma, durdurma yapar. Tabii gördüğünüz gibi mekanik bir zaman saati. Bunda real time, gerçek zaman özelliği olmaz. Ayarlamalarınızda bir takım aksamalar olur ama yani 15 dakikada bir yakıp söndürebilirsiniz dediğim gibi. Diyelim ki bir saat içinde 45 dakika çalışsın, 15 dakika dursun diyebilirsiniz. Yarım saat çalışsın, yarım saat dursun diyebilirsiniz. 15 dakika çalışsın, 15 dakika dursun diyebilirsiniz. Ya da işte akşam saat 6'dan sonra ışıklar yansın diyebilirsiniz. Bahçe aydınlatmasını da kullanabilirsiniz. Sokak aydınlatmasını da kullanabilirsiniz. Buradaki tek olay şu. Fotosel rölede olduğu gibi bunda göz olmadığı için arkadaşlar. Yani aydınlık, karanlığı algılayacak bir sistem yok. Bunu her dönem sizin ayarlamanız lazım. Her dönem ayarlama yapmak da bazen yorucu ve sıkıcı olabilir. Bunun için o anlamda pek kullanışlıdır diyemeyiz. Ama hassas şey anlamında, zaman çalışma anlamında gayet güzel bir saha kullanım elemanıdır. Çeşitli elemanları devrede zamana bağlı olarak çalıştırıp durdurabilirsiniz. Zaman saatiyle, mekanik zaman saatiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar.